RGB'den herkese merhaba. Bugün güneşli bir güne uyandık. Bence en güzel tarafı da bugünün cuma olması. Çünkü güzel bir hafta sonu bizi bekliyor. Bugün yine çok keyifli bir konuğum var. Çok ilginç konulardan bahsedeceğiz, insan ilişkilerinden. Ama şimdi nasıl anons etsem bilemiyorum. Baterist kimliğinden mi, profesyonel basketbolcu olduğundan mı, uzman klinik psikolog olduğundan mı, yoksa TRT'de sunduğu programdan mı bahsetsem bilemedim. En iyisi kendisine dönüp ona soralım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederiz bizi kırmadığınız ben için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Şimdi ilk olarak ben 3 tane mesleğiniz var gibi aslında. Çok da ilerlemişsiniz her yeteneğinizde. Bundan bahsetmek istiyorum. Nasıl başladı? Nasıl yetiştiniz hepsini? Aslında biraz zor oldu o. Ama yani hepsini birleştirdik aslında. Yani basketbolla başlayan bir serüvenim var. Ondan sonra bateriyle devam eden bir sürece dönüşüyor. Zaten ikisi çok alakalı. Çünkü iki eli de kontrol etmekle alakalı bir şey. Hani basketbolda da topu her iki elini kullanmak zorundasın. Bateride de her iki elini kullanmak zorundasın. Yani hani ondan sonra baktım ki hani beyindir, psikolojidir bu şeylere giriyoruz. Dedim ki hadi Serdar, Bilgi Üniversitesi'ne git psikoloji oku. Böyle. Ve söyleyeyim. Sonra başladı. Ondan sonra başladı serüven. Peki şu anda bir de program sunuyorsunuz TRT1'de. Hı hı. O nasıl başladı peki? Nasıl çıktı bu fikir? Ya şöyle, bir kere TRT'de Bir Yastıkta Kocayalım programını yapıyoruz. Enteresan şekilde çok güzel geri dönüşler alıyoruz. İnsanların hani evliliklerinde yaşadıkları problemi, en sık problemlere değiniyoruz. Ve hani benim adıma da aslında insanlara ulaşmak adına güzel bir yol oluyor orası. Çünkü daha fazla kişiye ulaşıyorsunuz bir devlet televizyonu ve bir yani de sizi, çok keyifli. Çok keyifli ve bence bunu özel yapan şey aslında birçok çift terapisti var. Hı-hı. Ama işte hani programa dönüşmüyor bunlar. Çünkü biraz da Türk kültürünü tanıyıp ona göre de bence tavsiye vermek çok önemli. Kesinlikle çünkü öyle. Mesela pardon lafını kestim. Hani buyurun. Kalkıp 50-55 yaşındaki bir çifte siz çift problemleri yaşıyorsunuz. Hadi bence bir dağ yürüyüşü yapın ya da böyle kendinize bir şeyler ısmarlayın falan diyemiyorsunuz yani. Evet, ya da onlara işte gidip tatile çıkmalısınız bile aslında farklı oluyor. Hani onun yerine işte bayramda akrabaları beraber kesinlikle gezin gibi ama bir yolu söyleyince bir şey. Tabii canım, bizim çok daha faydalı alakalı oluyor. Aynen öyle. Peki bu programda gerçek yaşanmış olaylar anlatılıyor değil mi? Her şey gerçek. Yani gerçek yaşanmış olaylar anlatılıyor. Fakat bunları tabii kurgu şeklinde anlatılıyor. Bir senaryo ekibi var. Hani insanların hani bizim mesleğimizin önemli bir yanı meslek etiği, yani olması gerekeni. Şimdi gerçek insanları taşıyamazsınız Evet. Oraya. Bu çok doğru olmaz. Hani programın bu anlamda çok sağlam ilerlemesi, çok doğru ilerlemesi de benim bir uzman olarak çok saygı duydum aslında. Bu yüzden bu proje diyebilirim yani. Evet, ya olayları da siz seçiyorsunuz tabii hangisi yayınlanmalı diye değil mi? O zaman şimdi bence aslında olayları bize ulaşan insanlar seçiyor. Onu düzeltelim. Siz sadece işte farklı bir isimle kesinlikle aynı olayları öyle anlatıp çözüm üretiyorsunuz. Aynen öyle. İşte bu da bence sizi özel kılan programlardan biri. Teşekkür ederim. Şimdi hazır bu konuya girmişken bir psikolog olarak sizinle konuşmak istiyorum. Bir sürü ilişkiye dair sorular var. Ben bunların hepsini elimden geldiği kadar not aldım. Sormaya çalışacağım size. Bu arada tek sayfa yetti mi o sorulara? Yetmedi. Gördüğünüz gibi 3 sayfa sorumuz var. En sonunda bir de hızlı sorular kısmımız olacak. Biraz daha kişisel. Tamam. Şimdi ilk önce genel merak edilenleri sormaya başlıyorum. Nasıl bir ilişki ise sağlıklı ilişkidir? Nasıl bir ilişki ise sağlıklı ilişkidir? Bir kere tarafların sağlıklı kalabilmesi gerekiyor. Çünkü biz ilişkilerde böyle kaybediyoruz kendimizi. Hani ilişki dediğin şey iki benden bir bizin çıkması. Evet. O yüzden o bizleşene kadar insanlar kendi sınırlarını kaybediyorlar. Örneğin işte erkek her hafta halı saha maçına gidiyor ama hayır, evli olduğu için, çocuğu olduğu için bir dönem gidemiyor ve hanımıyla bunu aslında paylaşmak zorunda bu sorumluluğu. Böyle oluyor. Ondan sonra erkek geliyor ve diyor ki ya diyor ben diyor eski hayatımı bulamıyorum diyor. Ben de diyorum ki senin o aradığın mutluluk sadece eski hayatında değil ki. Yani yeni hayatında da böyle bir sistemi kurabilirsin kendine. Hayatımı mesela değiştiriyoruz biri girince hayatımıza, acaba sorun bu mu? İşte kendimizden uzaklaştığımızı zannediyoruz ya, panikliyoruz hemen. Çünkü bu da ayırıyor bence çiftleri. Yani düşünsenize, senelerdir kendinizi böyle şekillendirmişsiniz, yapılandırmışsınız. Ondan sonra bir bakıyorsunuz evliliklerde işte
ben evlendikten sonra çok değiştim. Mesela burada arkadaş baskısı da çok önemli. İşte bak sen evlendik, o seni de mi kaybettik derler. Çok etkileniyoruz. Hatta dördüncü bölümünüz bunu işliyor. İzledim. Yani gerçekten çok ilgiyle izlemiştim. Ya bir de hani nasıl bir kişiyse karşımızdaki uzak durmamız gerekiyor. Onunla ilişki yaşamamamız gerekiyor. Aslında nasıl bir kişi olduğundan öte sizin nasıl bir kişi olmanızı sağlıyor, buna bakmanız lazım. Çünkü bir şey size iyi gelebilir. Mesela bu bardak bana çok iyi gelebilir. Kahveniz de çok güzelmiş bu arada. Afiyet olsun. Büyük bir mahcubiyetle. Keşke kahvenizle gelmeseydiniz programımıza. Hayır. Onun dışında yani hani bize nasıl geldiği çok önemli gerçekten. Hani bana bu bardak iyi gelir, size bu kağıt iyi gelir. Ama hani bunun yorumunu biz kendimizde bıraktığı etkiye göre yaparsak daha iyi olur. O yüzden çiftler çok yani bu konuda hani çok mükemmel çift diyeceğimiz insanlar aslında birbirlerini tamamlayan insanlar. Evet. Bir de herhalde bireysellik de çok var artık. Hani günün bence zaman değiştikçe çiftlerin yapısı da çok değişiyor. Kesinlikle. Bireyselleşmeye mi başladık acaba bu son zamanlarda biraz? Acaba mesela çok fazla boşanma oranları arttı. Evet. Bunun sebebi sizce ne? Ya boşanma oranlarında ben teknolojiyi çok sorumlu görüyorum. Yani ne kadar tanışmaya vesile olduğu görülse de yani hani sosyal platformlarda değil mi? Yani çok evet. Tanışmaya insanlar mailler ve hani böyle olunca açıkçası aynı şekilde boşanmaya da bu kadar meyilli oluyorlar ne kadar istemesek de. O yüzden hani insanlar mesela ilk önce bu konularda biraz kendilerine sınır çizmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Hani burayı direkt bir terapi odasına çevirmeyelim ama evet. Bilmiyorum istediğiniz cevabı verdiğimi düşünüyorum ama. Evet, kesinlikle. Bir de şöyle bir klişe var. Hı. Ya çok fazla halk arasında dolaşıyor ve ben de bunu çok duyuyorum. Hani evli arkadaşlarım da var. Hı. Şöyle bir şey var. Terapiste gitmeyin, gidenler ayrılıyor. Kendiniz Hı. çözün. Ya neden böyle bir algı var? Şöyle bir kere onlar bir çift terapisini hiç tatmamış demektir. Eğer bunu söyleyen biri varsa. Çünkü çift terapisi, şimdi iki farklı çift terapisi var. Bir tane çalışma alanı diyor ki, işte çifti alıp eğer iyileştirirsen olayları çözersin. Diğer çift terapisi diyor ki bireyleri iyileştir zaten çift iyi olacak diyor. Sizce hangisi daha sağlıklı? Şöyle aslında ikisi de sağlıklı. Bu izlenilmesi gereken yol kişiden kişiye de değişir. Mesela şöyle düşünelim. İşte bir adam o kadar rahat ki bardağını böyle köşeye koyuyor. Evde çocuk var. Şimdi habire geziyor, koşuyor falan kadını bir yerlere atarlar, çarpıyor. Kadını da atarlar giderler hemen şimdi, kavgalar. Kadın ama şöyle olursa eğer işte adam çok rahat. Kadın bu anlamda bir şeyleri kafasına takmaya daha meyilli ve ne yapıyor? Ay diyor o bardak düşer diyor böyle alıyor. Sonuç olarak ne oluyor? Adamı tamamlıyor değil mi? Yani ortada problem kalmıyor. İşte mesela bu çift ne kadar problem yaşasa da aslında biraz düzenlendiği zaman, biraz böyle danışmanlık ya da destek aldığı zaman o zaman işleri idare edip olayların daha böyle huzurlu boyutuna geçiyor oluyorlar. Bir de ama şöyle bir direnç de oluyor bence ilişkilerde. Mesela bazen karşı taraf kendi hatalı yaptığı bir şeyi kabullenmiyor. Bu hele özellikle ya cinsiyetçilik yapmak istemiyorum ama erkeklerde çok fazla var bu. Hemen egoya dökülüyor. Ben işimi bilmiyor muyum o dönüyor böyle. Evet, evet. Hani ben çocuk muyum gibi oluyor. Bir evet. inatlaşma oluyor. Bir şey uzaklaşma oluyor. Mutlu ilişkinin sırrı ne biliyor musun? Yani bu aslında böyle çok iddialı bir şey bence ama ben buna çok inanıyorum. Bunu da kendi hayatımda da çok bunu gördüm. Eğer ilişkiden gitmek için kapılar açıksa tamam mı? İki taraf da birbirini kaybetmeyi göze alamıyor. Şöyle düşün. Mesela biz bu stüdyodayız. Saat 1:08 geçiyor. Ve bu stüdyodan hiç çıkamayacağımızı düşünüyoruz hayatımız boyunca. Ne olur panik yaparız değil mi? Evet. Çünkü yemek yememiz lazım, su içmemiz lazım. Bir şekilde bir belki bir lavaboya gitmemiz lazım. Ama ilişkinin seni tıpkı bu stüdyoda böyle üzerine kapıyı kilitlermiş gibi kapattığını ve eğer çıkarsan o kapıyı kırman gerektiğini düşündürtüyorsa bu da ne demek? Sağlıklı ayrılamamak demek. Tamam evet. mı? Anca problem çıkarsa ayrılırım ben demek. İşte o zaman ne oluyor biliyor musun? O zaman ilişkiler de mutsuz olmaya başlıyor. Çünkü insanlar kendilerini gerçekleştirmek için fırsat isterler. Evet ya bir de şimdi umarım arkadaşlarım bu programı şu an izliyorlardır. Çünkü çok önemli bir şey soracağım. Tabii bu durumda çok kıskançlık yapmamak gerekiyor değil mi? Kişisel zamanı da saygı duymak gerekiyor. Çünkü herkesin bir arka bahçesi olmalı. Bizde şöyle bir algı var. En azından ben kendi çevremden yola çıkarak söylüyorum bunu gözlemlediğim. Ya beni kıskanmıyor, beni sevmiyor galiba. Gece dışarı çıkmama izin verdi. İşte ben böyle istemiyorum, beni kısıtlaması lazım gibi. Biz kızlar da biraz sanırım bu konuyu istiyoruz gibi yani. En azından bir kısmımız. Bunun ait hissetmekle alakası var bence. Hani eğer işte onun gece dışarı çıkmamasını istiyorsanız o zaman yani ona güvenmiyorsunuz demektir. Ama hani çok enteresan bir klişe daha var. Hani ben sana değil çevrendekilere güvenmiyorum diye evet. ya. Hani aslında o çok doğru değil.
Çünkü bir insanın kendini koruyabileceğiyle alakalı, zaten hani onu tercih ettiysen onun bir kere karakter yapısını tercih etmişsindir. Kimse eğitebileceği birini tercih etmez ki, kimse öğrenci öğretmen ilişkisi değil yani bu. Hani, emin misiniz? Sizce ya mesela mi? Ya biraz risk bence oluyor ilişkilerde. Hı-hı. Mesela işte kötü bir huyunu görüyorsunuz. Diyorsunuz ki olsun, ben zamanla şekillendiririm olsun, deyip ilişkiye başlıyoruz. Anladım. İşte olsun, ben zamanla şekillendirebilirim ilişkileri. Ondan sonra boşanmalar... Egoist bir düşünce mi acaba bu biraz da? Boşanmalar neden arttı sorusunun cevabı aslında. Çünkü şöyle, bahsettiğimiz şey karakterle alakalıysa, kişilikle alakalıysa bunlar düzenlenebilir, tamam. Ama ilişkide işte... Karar verme aşamasında mesela şu an hatta anladığım kadarıyla ve hükümetin de bu konuda şeyleri olacak, danışmanlıkları olacak. Evet. Hani aile danışmanlığı artık önem vermeye başlıyorlar. Evvelinde bile görüşmeler yapılıp aslında çiftlerin birbirleri için ne kadar uygun olduğu konusu bizim aklımızdaki projelerden biri de mesela. Ama bu da biraz yanlış değil mi? Ne kadar uygun? Çok mantığa dayalı olmuyor mu bir yandan? Yani uygunluğun dışında aslında şunu konuşmak lazım. Bir kere... uygun kriterleri işte sen kahve mi seviyorsun, ben çay mı seviyorum gibi bir şey değil. Örneğin bir insan hayatındaki stresle baş edemiyorsa ne oluyor? Evliliğindeki stresle de baş edemiyor oluyor. Tamam mı? O zaman siz onun mesela danışmanlığa geldiği zaman onun evlilik stresini önüne alıyorsunuz ve ona bir plan yapıyorsunuz tedavi etmek için, ama bir bakıyorsunuz aslında onun stres yönetimi her yerde problemli. Tamam mı? Evet. O işte bu uygunluktan kastım bu. Yani kişi aslında kendini böyle bir hayata hazır ediyor mu? Evet. Peki İyi şöyle kilit bir soru sormak istiyorum. Evet. Sizce aşk nedir? Aşk için benim çok güzel bir tanımım var. Hatta ben ilk defa belki bunu canlı yayında yapıyor olacağım. Şimdi ben aşkı bir ormanda ceylan kovalamaya benzetiyorum. Tamam mı? Ormanda ceylan kovalamak, çıplak ayakla böyle. Aşk o ceylan ve onu tutmaya çalışıyorsun. Böyle ilk başta çok tazesin ve gidiyorsun, koşuyorsun, çok hızlı koştuğun için de ceylan bakıyor, korkuyor, uzaklaşıyor senden, ama sen daha hızlı koştuğun için yere düşüyorsun, yaralanıyorsun. Ondan sonra tekrar ayağa kalkıyorsun, bakıyorsun ki ceylan orada duruyor. Biraz daha gidiyorsun, biraz daha düşüyorsun, ondan sonra bakıyorsun diğer ayağın da yaralanıyor. Sonra gittikçe ceylanı kovalama ihtimalin daha da düşüyor ve ne oluyor biliyor musun? Yürüyememeye başlıyorsun. Yürüyememeye başladığın için de aslında ister istemez o ceylana ilk başta yaklaşman gerektiği gibi yaklaşıyorsun. Yani daha yavaş, daha temkinli. Tamam mı? Koşuyorsun, panikletiyorsun, ama sonra ne oluyor? Yaralandığın için doğal olarak koşmuyorsun, yaralarından dolayı yürüyemiyorsun ve ceylana da daha yavaş yaklaşıyorsun. İşte tam olarak hani derler ya, işte ben ilk seferinde neden yapamadım, ya da işte insanlar tecrübesizken veya işte aşk ilişkili ya da evlilik hayatı konusunda İşte neden işte heyecanıma yenik düşüp çabuk parlıyorum diye soruyorlar insanlar bize. İşte bu yüzden yani. Hayatın bizi otomatikman yaralama konusunda işte hep bunlar mı benim başıma geldi diye düşünmeyeceğiz. Diyeceğiz ki o ceylanı kovalarken düştük doğal olarak, yaralandık, ama bu yaralarımızla birlikte doğru yaklaşmayı öğrendik. İşte evet. Aşk benim için böyle bir şey. Ben de şöyle düşünüyorum. O ceylanı yakalayamayınca mı aşk oluyor acaba? Yakalayınca değerini bilmiyor muyuz? Orada obsesyonlara gireriz. Öyle mi? Takıntılara gideriz. Şimdi, zaten aşk bir hatta çok sevdiğim bir hocamın bir lafı var. Aşk bir görme bozukluğudur, evlenince geçer diye. İşte bakın, düşünce buysa eğer, bence biraz sıkıntı değil mi sizce de? Yani o zaman bilmiyorum, bence evlilik biraz aşkı öldürür mü sorusuna doğru da geliyoruz aslında şu anda. Aslında şöyle, bu soruyu yani evlilik aşkı öldürmüyor. Hatta aşkı bir şekilde... yaşamayı bilene çok daha taze hale getiriyor. Çünkü bizler böyle birbirimize çok fazla temas ettikten sonra ruhsal olarak da artık ondaki aşık olduğumuz yönleri de unutmaya başlıyoruz. Zaten asıl konu da orada çıkıyor. Peki nasıl canlı tutmak gerekiyor bu aşkı? Aşkı nasıl canlı tutmak gerekiyor? Şöyle düşünelim. Ben bu bardağa bakıyorum. Kahvem bitti, tamam mı? Bu bardağa baktığım zaman kahvemin bitmiş halini görürsem moralim bozulur. Tamam mı? Ama bardağın ne kadar güzel yapılmış olduğunu ve sizin stüdyonuzu temsil ettiğini gördüğüm zaman da hem sizin adınıza hem de kendi adıma keyifleniyorum. Çünkü görsel olarak çok güzel bir şey. Şimdi bu kahve bitti diye ben bunu görüntüden çıkarmalı mıyım? Hayır. Sonuç ama sonra olarak, dolu bardak ararsanız sıkıntı büyük. Zaten dolu bardak aramamak için yoğunlaşmanız gereken yer farklı. O zaman bu kişide biten bir şey değil mi? İşte kişide biten bir şey olduğu için biz psikologlar yani çalışıyoruz. Yani aldatmadan bahsediyoruz. Hani şu an belki anlamayan ya da yeni açanlar vardır. Hı-hı. Konu biraz buraya geldi. Şimdi sizinle ilgili küçük bir VTR var. Onu ya izleyelim. Süper. O sırada canlı gelen sorulara bakalım neler var diye. Tamam, bakalım. İzliyoruz.
Serdar Vatansever, psikoloji lisans eğitiminden sonra kamu yönetimi eğitimi almış, ayrıca klinik psikoloji alanında uzmanlaşmış bir psikoterapisttir. Kendisi özellikle aile, aşk, evlilik ve ilişki danışmanlığı yapmakta olan bir psikolog. Serdar Vatansever, TRT1'de yayınlanmakta olan televizyon programından da aşina olduğumuz bir isim. Bir Yastıkta Kocayalım adlı televizyon programında yolunda gitmeyen evliliklere ekran önünde aile danışmanlığı yapmaktadır. Gayet. Şimdi gelelim aldatma konusuna. Hazır VTR'den önce ondan bahsetmiştik. İnsan neden aldatır? Ayrılmak varken ya da sana bir şey uymuyorsa ya da eski tutkuyu hissetmiyorsan ayrılmak varken neden aldatır? Hadi evliyken anlıyorum ama bekar yani gençler arasında çok fazla olan bir şey bu. Şimdi programımızın bu bölümünde felsefe öğrencileriyle devam edeceğiz falan deyip başka evet, bir yanda arkadan müzik gerçekten gelir. Evet. Şey, açıkçası aldatmak bazen bir şeyi tamamlamak tırda. Ama bu olumsuz anlamda. Yani tamamlamanın yolunu arıyordur insan. Hani o kadar acizdir ki bir yerde. Mesela bazen ayrılmak isteyen insan buna yeltenebilir. Bazen öfkeli olan insan buna yeltenebilir. Ama fark etmez ki olaylar döngüsünü aslında çok daha çözülemeyecek bir hale getirir bu. Evet. Hani o yüzden biz psikologlar hani o konuda insanları yargılamadan aslında şey yapıyoruz. Hani evet, aldatmak kötüdür ama aldatan kişi buna neden ihtiyaç duydu? Acaba güçsüzlüğü nerede? Yani bu konuya odaklanıldığı zaman zaten ortaya neyin ne olduğu çıkıyor ve bu konuda da bir tedavi gerçekleştiriliyor. Bir de hem sevip hem aldatıyorlar. Hı-hı. Bu da çok garip geliyor bana. Hı-hı. Çok garip bir psikoloji yani. Böyle vakalarınız var mı size gelen? Hı-hı. Yani ben aldatıyorum işte seçemiyorum. Daha bugün mesela işte biraz böyle araştırma yaparken işte bir tane bir beyefendi bir programa katılıyor. Diyor ki eşimi aldatıyorum, ikisini de seviyorum. Ne yapmalıyım dedi mesela. Ben çok şaşırdım. Bence onun bahsettiği şey sevgi değildir. Bir kere insan kendi duygularını fark etmesi lazım. Evet. Yani, hani zaten bizim psikologlar olarak en önemli amacımız da bu yani. Hani eğer kendinizi fark edemiyorsanız ne ilişki yaşayabilirsiniz, ne de mutlu olabilirsiniz, huzurlu olabilirsiniz yani. Evet. Hani iki tane birlikteliğiniz var ama siz ortadasınız ve kime gideceğini bilmiyorsunuz. Yani bu biraz aslında çok fazla sevgiden bahsedilmesi gereken bir yer değil. Belki vicdandan bahsedilir. Ya da belki ilgiye aç bir insanın başvurabileceği bir şey de mi olabilir acaba diye düşündüm bir an. Ya yani ilgi hani bunu cevaplamak için psikolog olmaya da gerek yok. Evet yani insan ilgi istediği zaman eğer bu ilgiyi yanlış bir yerden almayı seçiyorsa zaten hatayı orada yapıyor yani. Evet. Peki eşler ne kadar birbirine zaman ayırmalı? Bu da çok bence merak edilen bir soru. Aha. Çünkü sürekli beraber olmak da zararlı bence. Aha, en azından bir bekar olarak gözlemlediğimi söyleyebilirim. Ama sürekli işte arkadaşlarıyla takılması da evli bir mesela bir erkeğin ya da bir kadının. O da mı zararlı acaba? Şöyle yani aslında bu çiftlerin kendi sınırlarına göre belirlenen bir şey. Hani terapilerde şöyledir. İlk başta gelirseniz ve terapistiniz size der ki seanslarımız bu kadar sürecek. Şunları yapacağız konuştuktan sonra tabii ki ve sınırları çizer, tamam mı? Ve sonrasında danışanla terapist o sınırlar içerisinde devam ederler. İşte evlilikte de bu sınırlar baştan çizildiği andan itibaren, tabii ortada çocuk ya da herhangi başka büyük bir değişiklik yoksa, o zaman bu değişiklikler olana kadar o anlaşma geçerli oluyor. Evet. Peki sizce eşler tatile ayrı ayrı çıkabilmeli mi, çıkmalı mı? Şu an öyle bir soru sordun ki. Yani... Bölümünüzü izleyip geldim. Dedim ki direkt soracağım canlı yayında. Galiba hani bir tanesini cevaplarsam diğer yerden hocam olacak. Bir tanesini cevaplarsam. Ama cevap bekliyoruz. Tamam peki o zaman. Birlikte çıkmalılar mı tatile? Ayrı ayrı çıkmalılar mı? Bak ben konuyu lütfen değiştirmeye çalıştım. Konuyu olmadı. Değiştiremezsiniz. Tamam. Ayrı ayrı çıkmalılar mı tatile? Yani şöyle aslında bu ilişkideki güvenle alakalı bir şey ki... Hani bunun çok normal olduğu durumlar var. Çünkü bazen arkadaşlarla değil, iş için de insanlar çıkabiliyorlar şehir dışına. Ama evet. Hani bu konuda kıskançlık boyutunun her iki tarafa zarar vermeyeceği şeklinde bir sistem ayarlanabilir. Çünkü çok güzel politik bir cevap verdiniz. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten. Yani... Ben bile anlamadım şu an düşüncenizi. Ya şöyle, mesela belli sosyal ağların görüntülü konuşma platformları var. Merak ettiğiniz zaman, özlediğiniz zaman onlardan faydalanabiliyorsunuz. Ama eğer bu, işte hadi aç bunu
masanın altına koy, insanlarla konuşurken ben senin nerede olduğunu bileyim'e kadar gidiyorsa... Çok bezdirici. Heh, o zaman kişi tek başına tatile gitmemeli demiyoruz. Diyoruz ki gitmesi hemen bir gerekir. Çift terapisine gelin diyoruz. O yüzden yani burada olayı nasıl algıladığınız önemli. Yani normalde tatile gitmek hani ne anlıyorsunuz? Bana eğer bu soruyu sorsaydınız ki soruyorsunuz. Ben de size diyorum ki tatile gitmek normal bir şeydir. Çiftler ailelerinin yanına da tatile gidebilirler. İşe de tatile gidebilirler. Bir kadın tarafı olarak da tatile gönderilebilir ya da gidebilirler. Bir de bence çok baskı olan çiftler ayrı ayrı tatile gitme eğilimi gösteriyorlar. Çünkü dinlenmek istiyorlar bence. Birbirlerini çok sıkan çiftler. Hı hı. Ya zaten o denge tutulduğu zaman bence hani bu konuda da çok problem yaşanmaz gibi geliyor aslında bana. Aslında çok güzel bir şey söyledin. Denge. Denge muazzam bir şey. Yani sadece evliliklerde değil, insan hayatında da öyle yani. Evet, kesinlikle öyle. Bir de şöyle güzel bir soru sormak istiyorum. Erkekler ama Türk erkekleri diyelim. Çünkü çok değişim gösteriyor topluma göre. Evet. Kadınlarda hangi özellikleri gördükleri zaman evliliği düşünmeye başlıyorlar? Bu bir yine bir eksiklik tamamlama. Daha doğrusu ihtiyacın olduğunu düşündüğün şeyi tamamlama konusuyla alakalı. Mesela ya birçok insanın farklı özellikleri vardır. Yani mesela kimisi o sahiplenmeyi sever. Öteki işte anlayışı sever. Ama işte yavaş yavaş ilişkiye girince insanlar bunlar artık şekil değiştirmeye başlıyor ister istemez. Evet. O yüzden hani Türk erkekleri değil aslında bu erkek yani insanların birbirlerine neden ihtiyaçları olduğuyla alakalı genel bir soru olarak değiştirsek daha fazla evet, katkımız olur bu konuda. Kişiye göre çok değişen bir şey. Evet yani şöyle düşün, insanlar aileleri neden kuruyorlar? Aitlik hissinden dolayı. Aitlik hissi bizleri güvende hissettiriyor. Çünkü eskiden zaten ne yapıyorlar? İşte herkes kendi bölgesini taşlarla çeviriyor evler olmadığı zaman. Evet. Ne yapıyor? Herkesin kendi sınırları var, kendi aileleri var. Evet. Şimdi şöyle düşün, bir anne olarak ailesini çekip çevirmek, anneyi de bir kadını yani kendini daha aktif hissettiriyor. Evet. Bir erkeğe yarar, ihtiyaç duyuluyor bana diyor ve iyi hissediyorlar bizim bence. Bizim zaten temel ihtiyaçlarımızdan birkaçı bu. İhtiyaç duyulma, önemsenme, benimsenme, tamam mı? Ait olma. Bir gruba ait olma, bir düşünceye ait olma. O yüzden işte aile aslında kendi içerisinde bir toplumu yani küçük toplum aile. Evet, onu temsil ediyor aslında. Aynen öyle. O yüzden insan ihtiyaçlarını orada karşılıyor. O yüzden orada mutlu olduğu zaman kendi genel hayatında da gayet iyi gidiyor işler. Evet, şimdi süremiz biraz azaldı. O yüzden tamam. Kişisel sorulara geçmek istiyorum ben. Ama ondan önce bir sorum daha var aklımda kalan. Tamam. Sizce aldatmalar affedilmeli mi? Yani bir noktada bireyi kendinden taviz verme oluyor. Bir noktada hani şans vermeden kestirip atmak oluyor. Yani bu çok keskin bir konu. Özellikle evli çiftlerde diye sorayım hatta. Hani bekarken evet belki işte ara verebilirsin ama evli olduğun zaman durum çok daha kısır döngüye giriyor bence. Bu çok keskin bir konu. Yani kadın onu aldatmış erkekten boşanmadığı için bazı durumlarda güçlü olabiliyor. Ne demek güçlü? Yani ben seni affetmedim, ben ailemizi dağıtmadım demek oluyor. Çünkü bu da bir fırtına. Ama aile dağılmasın diye mutsuz olan insanlar i̇şte da var. İşte zaten işin bu kısmı tehlikeli. Yani boşanmalarda kişiler, terapilerde eğer bu düşünceyi benimseyemezlerse, tamam mı? O zaman zaten boşanma yoluna gidiliyor. Tamam evet. mı? Ve hani şöyle düşünelim. Bir kadın eğer ya da bir erkek sonuç olarak erkek... de aldatılabiliyor. Kadın da yani bu çift taraflı oluyor. Evet. Bunu asla unutmamak lazım. Çünkü ben hep soruyorum yani. Hani kadınlar diyor ki işte biz aldatılıyoruz. Ben diyorum ki hayır tabii ki. Yani hani erkekler de buna maruz kalabiliyorlar. Evet. Bir de çok vaktimiz kalmamış. Hı-hı. Hızlı sorulardan en merak ettiğimi soracağım size. Bence tahmin ediyorsunuz şu an hangisini soracağımı. Bir çift terapisti olarak ilişki yaşamaktan ya da aşık olmaktan korkuyor musunuz? Ya şöyle aslında korkmuyorum. Ama hani çiftlerdeki problemleri çözünce bazen insanlar, hayatındaki insanlar şeyi bekleyebiliyorlar. Hani ya sen ilişkide bunları yaşadığın zaman acaba çözebiliyor musun bunları gibi. Ama her insanın kendi hikayesi var ya ve her insanın kendi hikayesinin kahramanı olma durumu var. O yüzden sanki yeniden bunlarla karşılaşıyormuş gibi hissediyorsun özel hayatında kendini. Evet. Tabii ki aslında çift adına ya da böyle beraberlikler adına çok büyük avantajları oluyor. Hani o yüzden bence nasıl diyeyim, bir çift terapisti olarak böyle ilişkilerde ben en çok şuna inanıyorum yani. Kendi ilişkimde de böyle olurdu yani. Eğer
bana iyi geldiğini hissediyorsam o zaman ne yapıyorum? Devam ettiriyorum ve bir şekilde bunu tek taraflı yapmıyorum, karşılıklı yapıyorum. Çünkü karşı tarafa da bakıyorum ki evet ben ona iyi geliyorum. Yani benim için en önemli olan nokta o ya. Kesinlikle. Beraber ne kadar iyi olabildiğiniz aslında kesinlikle önemli öyle. Olan. Kesinlikle öyle. Yani bireysel olarak ne yaptığımızın dışında bir şey bu. Evet, çok teşekkür ederiz bugün konuğumuz oldunuz. Ben teşekkür ederim. Bir sürü soru vardı, kusura bakmayın hepsini soramadığımız evet, için. Yayından sonra galiba. Evet, yayından alacağım. Sonra eğer müsaitseniz canlı yayınıza cevaplamak isteriz ve nasıl sormak. Olabilir? Tamam. Sona geldik. Sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Gelecek konuklarımıza bakıp sorularınızı iletebilirsiniz. Güzel bir hafta sonu geçirin. Görüşmek üzere.